İyi akşamlar. 14. hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla geride kalacak. Ve sonrasında 40 günlük bir ara Dünya Kupası arası. O araya girerken Fenerbahçe'nin çok önemli hesapları vardı. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalmasına rağmen Sivas engelini Valencia'nın golüyle, penaltı golüyle geçmiş. 5 puanlık farkı yakalamış. En yakın takipçileri bir saat sonra karşı karşıya gelecekken ve büyük bir avantajı ele geçirmişti ama o avantajın bir kısmını bugün kaybetti sarılar Vertli takım. İlk yarıyı 1-0 önde kapamasına rağmen maçın çok büyük bölümünü 10 kişi oynayan sarılar Vertliler, Serdar'ın da bireysel hatalarının ön plana çıktığı bir ikinci yarıda Borhan'ın golleriyle ee, ...bu haftayı puansız kapıyor... ...29 puanda kalıyor... ...takipçilerden biri eğer... E, ...bir saat sonra başlayacak maçta... ...Başakşehir ya da Galatasaray... ...kazanırsa puan farkını... ...ikiye indirmiş olacak... ...şimdi bu e, enteresan... ...bu hesapta olmayan... ...belki de bu sezonun en sürpriz... ...skorlarından birini... ...ve oyunu sevgili hocamıza soracağız... ...devre arasında... ...bir örnek verdiniz... Bir farkları söylüyorduk çünkü tıpkı Sivas maçındaki gibi 48'de 10 kişi kalmış, burada 40'ta 10 kişi kalmış bir Fenerbahçe. Penaltı golüyle avantajı yakalamış Fenerbahçe ama e, bugün öyle saatlerinde oynanan City maçından örnek verip e, herkes kazanmasını beklerken nasıl 2-1 kaybettiğini söylemiştiniz. Benzer bir senaryo ikinci yarı, bireysel hatalar ve kaybedilen 3 puan. Brighton United'ı yendi değil mi? Liverpool'u United 4-0'ı yenen. Evet evet mi? evet. Liverpool'u da yendi. Deplasmanda yendiler değil mi United? Evet. City. City deplasmanda yendi. Giresun, uh, Brighton'un 4 galibiyeti var. Giresun'un da 4 galibiyeti var. İkisi İstanbul'da. Biri Galatasaray, bir Fener. Yani bugün emsal maçlar yani. Çok benzer. Çok benzer. İkisi de gündüz maçı. Öncelikle şunu söyleyelim. E, şartlar gereği. Bir şeyler çalıyor mu? Evet, e, bu tatbikat o uyarısı mı? Evet, evet. otomatik. Evet. Ee, şartlar gereği iki maçtır 11-10 oynuyor. Şimdi geçenlerde Bozkurt'la Alp'i izlerken onlar o istatistiği eline geçirmişler. Sivas'tan daha fazla koşmuş Fenerbahçe. Bayağı bir, bir farklı. Totalde mi hocam? Totalde. Bir kişi 40-50 dakika az. Şimdi onun acısı şimdi çıkıyor. Evet. Zaten Sivas maçında yorgun vücutlar, yorgun mental beyinler. Ama şöyle bakıyor Fenerbahçe. Ya diyor ben İstanbulspor'u Sporu yendim, Ankara Deplasman'da yendim. Şimdi içeride iki tane maçım var, yenerim. Ve Sivas maçında da yorgun Fenerbahçe gerçekten de 11 onda daha daha fazla koştu. Çok şaşırmıştım Bozkurt'un istatistiğine. Ee, 11-10'da değil mi yani sonuçta? Tabii totalde 8, 8, 8 bir kişi fazla. 8 vardı. dakika uzatma evet. falan. Sonuçta ama bu ve pazartesi oynadılar maçı. Bir sürü de resmi maç oynadılar. Bir yerde sürentili olacaklardı. Kadro genişliğine rağmen. Tipik sürentili olmuş bir spor var, grubu evet, evet. olarak gördüm. Bir ben. iki istisna var ama hakkını vereyim. Evet, tabii bir iki istisna var ama <laughs> hem mental hem fiziksel olarak yorgunluğunu görebiliyoruz. Buna rağmen... Aslında pozisyonu da yoktu Fenerbahçe'nin. Ve maçın en net pozisyonu da Giresun girdi 0-0 iken. Evet Son ben kale, Serginio. Kaleyi vurmayıp boş kaleye attıracaktı Bayiçer. Bayiçer Bay Verse. Döndü penaltıdan. 1-0'ı buldu. 1-0 öne geçti. Sonrasında tabii e, 11'e 10 kalınca ki iki sarı kartta doğruydu onu da söyleyelim. Görüntülerde zaten konuşuruz. İkinci yarıda ben Cesus'un hamle yapmasını bekledim. Çünkü dönüşte Trabzon'la oynayacağım diye hesap yaparken hoca birdenbire 10 kişi kalınca 1-0'dan sonra zor geçmesi muhtemel oldu. Bu kez de <laughs> ya bugünü kurtarayım bari doğru. O zaman Crespo'yu oyuna almasında fayda var diye düşündüm. Çünkü yumuşak kalacaktı. Neden yumuşak kalacaktı? Oraya çıkıp devam edeyim şimdi. Önce Giresun Spor'u kutlamak lazım. Hakikaten de e, bir kere ikinci aradaki zaten son bölüm dışında şeye bakalım. E, topa sahip olmayı ilk yarı farklı Fenerbahçe öndeydi. ikinci İkinci yarı Giresun e, pasta daha da çok yordu. Şimdi Fenerbahçe bu kadroyla çıktığı zaman burada Zahit oynatıyor. Zaman zaman geriye gel diyor. Ama İrfan Can da Rossi de Valencia'da Pedro'da dönüş olmayan oyuncular. Kaldı ki de 11-10 kaldınız. O zaman devrede geçen haftaya çok güvenmeyip geçen haftaki maçın tamamında Crespo vardı galiba sonuna kadar. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Hemen bakıyorum hocam. Ve Arao'nun yanına ki Arao iyi oynadı geçen hafta. Ya ne yapayım ben önce bir bugün kritik maçı kurtarayım diye düşünmeliydi diye hı hı, hı. E, düşünüyorum. Zahit. çünkü Crespo da oyuna girdiğinde ısınmadığını birçok top kaybında Crespo'yu 60'ta çıkarmış hocam. Evet. Hatta Crespo'nun hatta bugün birkaç tane top kaybetten sonra hücuma giderken faulle sarı kart da verebilir. Evet, risk evet cezalı duruma da düşebilir. Ama o riski almalıydı hoca diye düşünüyorum. Çünkü futbolda evet farklı bir teknik direktör değişik bir teknik direktör bir maç takım kötü oynadı mağlup oldu diye ben o antrenör üzerinden asla yorum yapmam. Ama e, bazen bu teknik direktörlerinde ee, orta saha bütünlüğünü koruyup 2'ye 3'e götürebileceğini devam etmek isteyen bir teknik direktör ya. Şimdi bunu yapmayınca hoca <laughs> bir anda ikinci yarının başını seyretsin herkes. Giresun topu aldı vermemeye başladı. Ve dönen topları almaya başladı. Skor 1 sıfır O zaman kaçıncı dakika değişti? 60'da oldu? yaptı. 60'da. O Crespo. O 15 dakikalık oyunu gördü. O oyunu tahmin etmedi. O oyunu gördükten sonra biraz daha yıpranmış oldu tabii Fenerbahçe. Bu oyuncuları almaya çalıştı. <laughs> Fakat burada her zaman tutmayabilir. Mesela Fenerbahçe lig maçlarında pardon oynadığı resmi müsabakalarda 24 tane oyuna giren oyuncularına e, 60'lar atmışlar veya atmışlar gol atmışlar. Skor katkısı. Skor, 24 gol çoktur. Ama <laughs> Emre Mor şöyle bir oyuncu. Bugün olduğu gibi ya geçer Ren maçındaki gibi atar ya da bugün aldığı 5-6 topu koordinasyon probleminden dolayısıyla Hayır. o kadar kulübü gezmesinin sebebi başarılı olamamasının sebebi bugünkü gösterdiği tablo tablodur. Yani pası arkasına atar oyuncunun topla giderken kaybeder gibi gibi. Bu da olunca 50-50'lik bir oyuncu olunca da şey e, emre, emre bu oyuncu değişikliğine fayda getirmedi. <laughs> Hocam kardeşim. sizin o rakamı buldum. Sonradan oyuna girerler. Bu maç hariç 15 gol 9 asist. Resmi maçlarda. Evet. Tamam işte. Şimdi... Yani 24 tamam. gole evet. katkı. Şimdi hoca şurada büyük hata yaptı. Hadi devrede değiştirmedin Ama Crespo'yu soktuktan sonra... Diyorum ya kendi bir oyun felsefesi var ama... <laughs> bir de oynanan oyun gerçeği vardır. futbolda. Crespo'yu yine buraya koydu. Aslında... Ya, yani, Crespo'yu ikili oynatması lazımdı. Şimdi Gazeteler açalım herkes Crespo'yu Arao'nun yanına koydu zanneder. Hayır önüne koydu. Aslında ilk e, bu 45 ile 60 arasındaki defo devam etti. O yetmedi bir de Emre olduğu için o dakikada oyunda. E, Emre'yi de alalım. Emre'yi de alalım. Sonradan girdi Emre hocam. Emre'yi de alalım. 70'ler 75'te. Emre'yi de e, buraya alınca yorulmaya başlayan Arena Valencia var. Orayı Nervanensi'ye koyan daha çıkmadı. Herdar girmedi. Sola daha. sola koydu. Nervanensi'yi oraya koydu. Hayır oraya koymadı. Buraya Ferdi'yi koydu daha sonra. Ferdi sola açığa koydu. Hı hı. Bir öncekine gelsene şey. Evet. Ferdi 3 mevkide oynadı bugün. Oyunun son dakikasında bir olumlu iş yaptı. İlk yarı sahanın en iyi oyuncusu. Ama çok. Hem 10 kişi kaldıktan sonra çok oyuncuların yeriyle oynamayacaksınız. Mesela. Osai'yi. Oyuna aldığında Ferdiyi sola koydu. Dedin ya devrede sağa hı hı. sola koydu. Evet, evet. Sonra da sol beke koyup Alioski çıkınca Serdar Dursun'u santifor koyup artık anne hani risk almaya çalıştı. Ama Hocam hatta o sizin söylediğiniz tamam gibi tam 11-11 oynanır gibi oynadı. Güçlendirmek için söylüyorum. Valensiyalı şeyi versene yine 10 kişi durumunu sevgili yakın bir önceki şeyi, Bir önceki Crespo şey. burada ok kırmızıya ama Valencia'dan çok hücum presi yaptı. Zaten o kart risklerini de öyle aldı. Zaten ben izledim. Yayda Hep basıyordu buralarda sürekli. Buralarda dolaşıyordu, buralarda Evet dolaşıyordu. orada basıyordu sürekli. Aslında burada oynayıp sete dönmesi lazım.